ile ilgili yırtına dair de belge ve video da var. Bunu da ileride açıklayacağız yani. Bu şu anda var. Ve bu torbalar geliyor. Bugün ben Tekir için örnek vereceğim. Tekir'den en son gelen grup geldi. Saat 1.37. Oradaki emniyet amirimiz arkadaşlar da saate baktı. 1.37. Getiren arkadaşın adı Ömür. Ömür kardeşim, ben Tekir'deki benim temsilcim bana oy sonuçlarını atmış. Kaçta biliyor musun? 9.58. 10'da. Tekir'den saat 10'da seçime oyu biten bir torba saat 1.37'de adliyeye gelir mi? Tekir'le Kahramanmaraş adliyesi arası kaç kilometre? Kaç dakika? 25 dakika bilemediniz. Hadi bir saat orada eğlendiler. Yemek yediler. Bu arkadaşlar 1.37'de geliyor. Bunun gibi daha bizim yakaladığımız torbalar bunlar. Yakalayamadığımız torbalar nerede? Zaten 65'e kadar aradaki fark 300-500 iken birden 3-4 bin lira çıkmaya başladı. Bir duyum daha. Bunun da gerekli başvurularını yapacağız. Torbaların çoğunun da hemen yakında komşu olan 12 Şubat Belediyesi'nden o binadan taşınıp buraya geldi. Yani torbalar önce oraya inip orada belki bir aylamalar yapılıp tekrar buraya geldiğiyle ilgili bir duyum var. Bunu da inşallah hukuken ve polis arkadaşlarımızla ve hukuken araştıracağız. Burada yukarıdaki arkadaşlarımıza söylediği bir şey var. Buna ben itiraz ediyorum. Bizim kendi teşkilatımıza da bunu söyleyen arkadaşları. Biz buna itiraz ediyoruz. Torbalar geldi. Yukarıda biz ne diyorlar başkanım? Neye bakın? Oyların neyine bakın? Müstak imza. Yok. Bağlanmış. Bağlanmış. Oyları toplam. Gelen ona bakın. Kardeşim, gelen torbada sıkıntı var zaten. Gelen torba oynandıysa sabah oradan girdiğinde de aynısı çıkacak zaten. İnsan aklıyla mı dalga geçiyorsunuz? Biz torbanın adliyeye geliş sürecinde başına ne geldi? Niye güvenlik kuvvetleri bunu kontrol etmedi? Bu adam kim? Kendi yolda değiştirdi mi? Biriyle oynadı mı? Biriyle oylarla bir şey yaptı mı? Soru bu zaten. Zaten orada oynandıktan sonra gelip burada adliyedeki arkadaşın bilgisayar başında operatör olarak veriye girmesinde bir sıkıntı yok ki. O ne yazarsa onu girecek. Bizim problemimiz oyların, anlaşıldı mı? Bu problem. Oyların mahallelerden, Önsen'den, Tekir'den ve diğer mahallelerden. Şimdi hepsinin videoları var bizde. Buraya geliş şekli. Bizim saat 4'te, sabah 4'te jandarmamızı, polisimizi, ilgili oyları kullanılacağı Tekir'e veya kırsal mahallelere gönderen devletimiz tekrar bu oyların sağlam şekilde adliye gelmesi gerekmiyor mu? Bunlar hepimizin anasının ak sütü gibi helal oylarımız, bizim namuslarımız. Biz bu şekilde haksızlığa itiraz ediyoruz. Buradaki insanların isyanı da bu. Artık yeter diyoruz kardeşim. Oylar buraya nasıl geldi? Soru bu. Bunun dışındaki sorulara itibar etmeyin. Bunlar izazdırma. Bunlar edep saptırma. O torbalar buraya nasıl geldi? O torbalar buraya güvenliksiz geldi. O torbalar buraya ağzı açık geldi. O torbaların mühürleri yırtıldı. O torbalar nerede bekletildi? Niye saat 1.37'de Tekir'den, Önsen'den 15-20 dakikalık yerden 1.5'u bulur mu? Saat 4'te seçim bitti. Bunu kamunun vicdanına bırakıyorum. Halkın vicdanına bırakıyorum. 4'te bitti. Helal olsun. Saat 4'te seçim bitti. Saydık 5, 6, 7. İftar oldu 8. Yemeğimizi yedik. Memur arkadaş. 8. Buraya geldi. Benim işte mahalle temsilcim Tekir'den atmış. Cebimde duruyor. O Tekir'de başkanım oylar bu diye. Sonuçtan almış. Sayılmış demek ki. Saat 9.58. Bende duruyor. Ama Tekir'den gelen ekip şu anda arkadaşlarınla müdahil olmaya çalıştığı ekip Tekir'den geldiğini söylüyor. Saat 1.37. Arkadaşlar 1.37. Saat 10 ile 1.37 arasında bu torbalar neredeydi? Kimin elindeydi? Kimle gezdi? Kime hitap etti? Ve kim oynadı bu torbalarla? Bunu soruyorum. Soru bu arkadaş. Yok! Hırsızlar! Maraş uyuma, iradene sahip çık! İstanbul'un oyu sayıldı. 12 Şubat'ın oyu sayılamadı. Cümleten hayırlı akşam. Bu saate kadar. Dur hele, dur. Evet. İstanbul'un oyu sayıldı. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 31 Mart 2024 günü. Türkiye geneli mahalli idareler seçimin olduğu gün. Kıymetli kardeşlerim, daha önce hiçbir seçim gününde olmayan bir uygulama bugün Kahramanmaraş'ımızda uygulandı. Nedir bu uygulama? Okullara seyirci, izleyici olaraktan girmek tamamen yasaklandı. Ve bizler şu an Kahramanmaraş Adliyesi'nin önündeyiz. Normalde 300 oyla yeniden Refah Partisi 12 Şubat ilçesinde gerideydi. Lakin Batı köylerimizin oylarıyla
biz 12 Şubat ilçesinin de bizlere geçeceği kanaatindeydik. Oradaki ıslak imzalı tutanaklar elimizde. Şu an adliyenin önündeyiz. Biz geldiğimiz süreden dahil. Bakın, kamunun o kadar arabası varken, valiliğimizin o kadar personeli varken, KASKİ personelleriyle, KASKİ arabasıyla oy taşımanın anlamını biz çözemedik. Bunun yanı sıra tek başına sırtına oy çuvalını yükleyip gelen ve tutanak getiren kardeşlerimizin anlamını ve manasını çözemedik. Bunu neden ifade ediyorum? Biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi bir oy sayımından 3 saat 4 saat sonra Kahramanmaraş'ın merkezi diyeceğimiz yerlerden mesafede 20 dakikalık mesafelerde 4 saat sonra oylar gelmekte. Şimdi gelen oy çuvallarının üzerinde mühür yok. Mühür kırık durumda. Sadece torba ağzı dediğimiz usulle bağlanmış bir arkadaşımızın sanki Noel Baba, sanki çöp taşıyor şeklinde oy taşınmasıyla seçim kuruluna oylar gelmekte. Kıymetli Kahramanmaraşlılar ve kıymetli yetkililer, sizlerden hasreten rica ediyoruz. Bakın, bu işlerin altında bir vebal var. Bu işlerde bir hak var. Biz yeniden Refah Partisi olaraktan, Kahramanmaraş İl Teşkilatı olaraktan hiçbir siyasi partinin hakkının yenmesine razı değiliz. Kendi hakkımızın da yenmesine kesinlikle ve katiyen razı değiliz. Ama lakin elinde güç bulundurduğunu düşünen kardeşlerimizden imtina ile şüpheleniyoruz. Bir oy çuvalı neden bir kişinin sırtında adliyeye gelir? Buna refakat edecek kolluk kuvvetlerimiz yok mu? Bir oy çuvalı Tekir gibi bir ilçemizden 20-25 dakikada adliyeye ulaşması gerekirken neden 3 saat sonra, 3,5 saat sonra adliyeye intikal eder? Ve neden KASKİ'nin arabasıyla oy çuvalları taşınır? Bir oy çuvalının üzerinde mühürlenmiş mühürün olması lazım. Ve şunu tamamıyla söylüyorum. İl seçim kurulumuza sesleniyorum. İlçe seçim kurullarımıza sesleniyorum. Eksik terazi bir gün sizi de tartar. Lütfen kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yetkili kişilerin gerek sorumluluklarını ve gerekse de görevlerini yerine getirmesi adına göreve çağırıyorum. Ben yaptım oldu mantığı değil. Bugün burada konuştuğumuz seçim tutanakları bir şehrin, bir ilçenin 5 yılını belirleyecek sonuçlardır. Şehrin kaderiyle oynamaya, şehrin iradesine balta vurmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bakın, burada şaibe bırakmaya dahi kimsenin hakkı yoktur. Şu anki sandıktaki sonuçların taşınması tamamen şaibelidir. Adliyenin önünde arkadaşlarla löbetteyiz. Hali hazırda sırtında çuvalla oy pusulası getiren, görevli olduğunu iddia eden, hangi sandıktan geldiğini sorduğumuz zaman da söylemeyen, bilmeyen kardeşlerimiz var. Kahramanmaraş'ın yerel yönetimlerindeki idaresi ve tahakkümü hiç kimsenin tek elinde değildir. Biz gerek adli mercilerde, gerekse de ilçe seçim ve il seçim kurulunda hakkımızı arayacağız. Ama sizlerden özellikle de şunu rica ediyorum. Yetkililer, samimi olun ve Kahramanmaraş'ın iradesine sahip çıkın diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Bravo! 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 Var başka arkadaşlar, başka soru? Yani avukatlar mesela, avukat... İbrahim Bey, buradaki konuşuyor. Yukarıya gelen ıslak imzalı tutanakla ilgili, oraya girilmesiyle ilgili içeride arkadaşlar, avukatlarımız var. Bizim sıkıntımız burada şu. Gelen oyların nasıl geldiği, yetkisinin ne olduğu bilinmeyen, yanında bir kolluk kuvveti olmayan ve belediyeye, KASKİ'ye ait arabalarla oyların gelmesi, bu gelen çuvalların üzerinde mühür olmaması ve bunların torba ağzı dediğimiz şekilde bağlanıp gelmesi. Torba ağzı bağlama dediğimiz şekilde isterseniz çözersiniz, tekrardan bağlarsınız. Yani bu işin, bir ilin, bir ilçenin kaderini belirleyen, 5 yıllık yönetimini belirleyen oy çuvallarının bu kadar lakayt bir şekilde taşınmasına ve bu işte bir suistimale açık bir durumun meydana çıkmasına itiraz ediyoruz biz. Kolluk kuvvetlerimiz de gelse, biz emniyetimize de güveniyoruz, askerimize de güveniyoruz.
onlardan birinin vasıtasıyla veya refakatiyle gelse zaten bizim bir itirazımız yok. Ama ne olduğu belli olmayan ve üzerinde herhangi bir şaibeye dair problemleri ve pürüzleri ortadan kaldırma noktasında bir tedbir alınmamış şekilde oyların taşınması başkanım, gerçekten kafamızda soru işaretleri oluşturmakta. Kaçtı gitti. Bakın arkadaşların ifadesini söylüyorum. Saski'nin arabası bıraktı gitti diyorlar. Bu Kahramanmaraş'ta devlet dairesi, kamu kurum ve kuruluşları, memurlarımız bitti de mi Kaski'nin arabasıyla bizler oy taşıyoruz. Kaski kime hizmet ediyor? Belediyenin otobüsü de vardı başkanım. Hem büyük şehirde hem de ilçede, özellikle de 12 Şubat ilçemizde şaibeli bir durum var. Burada bir hak zayiatı var. Bizim kolluk kuvvetlerimizle gelen torbalarımıza, mühürlü torbalarımıza itirazımız yok zaten. Ama ne olduğu belli olmayan, yetki ve sorumluluğunu bilmediğimiz kişiler tarafından oy çuvallarının taşınması gerçekten çok büyük bir hezeyan ve suistimal örneğidir. Yukarıya çıktıktan sonra zaten gelen veriler avukatların kontrolünde giriliyor. Bunda problem yok. Ama gelen oylar doğru nerede de? Ve birleştirme tutanakları, yani oy pusulalarının değiştirilmediğini nereden bilelim? Yani oyları getiren arkadaşın yetkisi, sorumluluğu, kimliği, hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Yukarıdaki yetkililere söylediğimizde itiraz edin diyorlar. Bizim itiraz edeceğimiz ıslak imzalı tutanaklar. Yani yolda pusulanın değişip değişmediğini biz bilemeyiz. Yani torbalar çok lakayt bir şekilde gelmekte. Bizim sadece sitemimiz, sıkıntımız bu. Evet başkanım. Başkanım peki adliye 7/24 kamerayla izlenmektedir. Buranın, bu torbaların içeriye kimin getirdiği ya da saat kaçta getirdiği, ne usulle getirdiği görünmüyor mu? Görünüyor. Bunları inceleyemiyor muyuz? İnceleyeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar ben son şunu söylüyorum, içeri geçeceğiz başkanımla. Olay anlaşıldı önce bence. Evet. Şimdi bu torbaların ben bir kere daha kısa geçeceğim. Saat 25 dakikalık yerden 3-3,5 saatte gelmesini ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu 3-3,5 saatte bu torbalar nereye takıldı? Nerede gezdiler? Kimlerin elindeydi? Kimler bunu buraya getirdi? İşte arkadaşlarımız söylüyor. Belediyenin şirketi olan, belediyenin bir kurumu olan Kaski araçlarıyla, belediyeye ait olan otobüslerle bu torbalar buraya taşınmış, bırakılmış, gitmiş ve kaçıp gitmişler. Video, ellerimizde bunlarla ilgili arkadaşların çektiği videolar var. Ama en büyük şey, başkanımın da söylediği gibi, bizim de bildiğimiz gibi. Zaten onu duyunca aşağı indik, biz yukarıdaydık. Yoksa oraya gelen veriler düzgün şekilde giriliyor. Ama bu veriler buraya nasıl geliyor işte? Problem bu süreç. Burada mühürler de yok. Başkan, torba ağzı bağlanmış, evet. Torbalar gelmeye başlandı. Başkanım deyince bize yukarıda buradaki arkadaşlar, biz buraya geldik. Ve şimdi açıklıyorum başkanım. Burada açıklıyorum. Muhammed başkanım ilk defa bu görecek. Ben indim aşağıya. Arkadaşlarımızdan bir tanesi, Tekirden gelen, adı Ömür olan. Bir daha söylüyorum. Adı Ömür olduğunu söyleyen. Torbayı sırtına almış bu kardeşimiz bize bu torbayı nasıl getirdin sorduğumda, daha önce bizim arkadaşlar sormuş. Bak arkadaşlar, altını çiziyorum. Bu torbada mühür yok abi. Mühür nerede demiş. Bahar Hanım bir dakika, dağıtmayın şeyi. Bak bu önemli. Bak bir daha söylüyorum. Abi bunun torba nereden geliyorsun? Tekirden, yeşil gözden. İsmin ne? Ömür. Abi bunun torbanın mührü yok demiş. Bizim teşkilattan arkadaşlardan biri. O da öyle deyince mühür cebimde demiş. Abi göreyim bakayım deyince cebinden çıkarırken yere düşürmüş. Mühür elimde arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Buyurun arkadaşlar, cebinden çıkarıp ve arkadaşımız bu mührü kapmış yerde. İşte belge. Mühür cebinde ne geziyor? Evet. Arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla, videolarla çektiği bu olayda sabit. Mühür burada. Buyurun arkadaşlar. İşte bu devletimizin oyumuzu korumak adına koyduğu bu kırmızı mühür niye arkadaşın cebinde gezer? Başkanımın dediği gibi ağzını torba bağlamakla nereye gitti? Bu mühür niye yırtıldı? Taşıyan arkadaşın niye cebinde? Torbanın üstünde olması gereken mühür niye cebinde ve niye yere düştü? Biz hakkımızı yedirmeyeceğiz. Biz şaibeye fırsat vermeyeceğiz. Bunlar anamızın hak sütü gibi helal.
Bugün arkadaşımız da söyledi. İstanbul gibi bir yerde, Avrupa'da kaç tane devletten büyük bir yerde sayımlar bitmiş. Hala 12 Şubat'ta 160-170 bin oy sayılamamış arkadaşlar. Bunun takdirini sizlere ve kamuoyuna bırakıyorum. Bizleri yalnız bırakmayın. Oyunuza, hakkımıza sahip çıkın lütfen. Sizler de bunu istiyorum. İşte delil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaş.